6 Mart Pazartesi, Bir Gün Güven Gürkan Öztan Kazanacak Aday Bahane, Rejim Bekçiliği Şahane 2 Mart günü Akşener'in CHP'yi ve masanın diğer liderlerini sert bir üslupla itham eden açıklamaları muhalif kesimlerde soğuk duş etkisi yarattı. Her ne kadar İyi Partili isimlerin son 6 aydır Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaline karşı mevzilenen ve CHP'yi örtük bir biçimde eleştiren tutumu dikkatlerden kaçmadıysa da kimse işlerin bu noktaya geleceğini öngörememişti. Akşener'in yakın zamanla dek masadan ayrılmayı ihanetle eş tutması, ortak politik metinlere imza atması ve Kemal Bey'e hedef alan isimleri pasif göreve çekmesi, halkta masanın ayakları sağlam inancını pekiştirmişti. Ancak bugün itibariyle daha net bir biçimde anlaşılıyor ki Ağralıoğlu'ndan olduğundan Paçacı'ya münferit gibi gösterilen o çıkışlar hiç de şahsi fevranlar değilmiş. Ağır sağcılıkla malum merkezi bir aklın ürünüymüş. O akıl müesses nizamın bekçiliğine soyunarak genetik kodlarının gereğini yaptı ve en kritik anda iktidara can suyu verdi. Herkesin aklında aynı sorular var. Akşener ve partisi neden böyle bir hamle yaptı? bu hamlenin iktidar ve muhalefet için olası sonuçları ne olacak? Millet İttifakı'nın ikinci büyük gücü olan İyi Parti, bu ittifak sayesinde hem yerel yönetimde önemli mevziler elde etti hem de oy potansiyelini arttırdı. Erdoğan'a ve tek adam rejimine seküler, milliyetçi bir itirazı temsil ederek muhalif seçmen tabanında belli bir karşılık buldu. Akşener zaman zaman cesur meydan okumalarla kendi siyasal geçmişini flülaştıran bir popülerliğe ulaştı. İyi Parti kimi liberal takviyelerle merkez sağın adresi olacağını kanıtlamaya gayret etti. Bununla birlikte çekirdek kadro milliyetçi sağın ideolojik tarihsel sergileninden kopmadı. Devlete sahip çıkmak diskurunun işaret ettiği davranış kodlarını benimsediğini her vesileyle gösterdi. Irak-Suriye tezkiresine evet derken de HDP ile Millet İttifakı'nın askeri düzeyde bir ilişki kurmasına karşı çıkarken de müesses nizam tarafındaydılar. Akşener ve İyi Parti saray rejimine karşı çıktığı çıkmasına ama onun ekonomik, toplumsal, politik payandalarıyla mücadele etmeyi aklından dahi geçirmedi. Kılıçdaroğlu'nun bazı sermaye çevrelerini, rant odaklarını çeteleri ve bunların yüksek bürokrasideki uzantılarını doğrudan hedef alan açıklamaları İyi Parti'den büyük bir destek görmediği gibi riskli ve erken adımlar olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve kazanma ihtimali zamanla güçlendikçe İyi Parti'deki devlet refleksi depreşti. CHP liderinin vaat ettiği değişim İyi Parti'nin arzu ettiği değişimle belli ki örtüşmüyordu. Akşener ve İYİ Partiler bunu açıkça ifade etmek yerine kazanacak aday limanına sığındılar. Saray rejiminden yeni iktidara kontrollü geçişin müesses nisanla uyumlu bir adayla mümkün olduğuna kendilerini öylesine inandırdılar ki böyle bir aday çıkmazsa masayı devirmeyi bile göze aldılar. Kılıçdaroğlu'nun 3 Mart akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok önemli bir vurgu vardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan gitsin. Erdoğanizm gelsin, bu olmaz. Birilerini hor görerek Türkiye'yi değiştiremeyiz dedi. Bu ifade bir yanıyla muhalefetin altını masa dışındaki unsurlarına bir çağrıydı, bir yanıyla da İyi Parti'ye cevaptı. Zira değişim talebinin salt seçimin kazanılmasıyla sınırlı olmadığını, ekonomiden toplumsal sorunlara dek uzanan yeni bir bakış açısı ve yönetim mantığı değişimini içerdiğini vurguluyordu. Sözü edilen vurgu, devlet içinde Erdoğan sonrası kendi yerini garantilemek isteyenleri de onlarla müttefik olanları da hoşnut etmeyecek bir muhtevaya sahip. İyi Parti'nin masadan kalkması elbette sadece ideolojik nedenlerden kaynaklanmıyor. İyi Partililer uzun süredir altılı masada Akşener'in yalnız kaldığını, CHP'nin deva gelecek Demokrat Parti ve Saadet'e İyi Parti ile eşit muamele yapmasının haksızlık olduğunu düşünüyor. Bunu da örtük bir şekilde ifade ediyorlardı. Akşener, müstakbel Millet İttifakı iktidarında kendine diğer dört parti liderinden farklı bir rol ve konum biçmişti. Ancak Kılıçdaroğlu belli ki bu tip bir eşitler arası birinci pozisyonuna yeşil ışık yakmadı. İstediğini Cumhurbaşkanı yapamayan, müstakbel devlet mimarisinde arzu ettiği avantajlı konumu da elde edemeyeceğini düşünen iyi partililer, epeydir biriktirdikleri öfkeyi dışa vurdular bu iki başlığın herhangi birinde masadan ödün kopartamazlarsa ki zor görünüyor, İyi Parti geriye kalan beşliyle yeniden aynı kadraja girmez. Akşener köprüleri atarken İyi Parti ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır dedi. Akşener'in kastettiğinin aksine Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı bir seçim değildir bu benzetmenin gerçek manası salcıların yaptığı gibi halkı Erdoğan-Bahçeli iktidarıyla Erdoğan'sız saray rejimi arasına sıkıştırmaya çalışmaktır. Rejim bekçiliğini savunup halkın değişim talebine sırt çevirmek umudunu gasp etmektir. Bunun bedeli halktan seni başbakan yaptırmayacağızı işitmektir. Milyonlarca yurttaş yeter diyor. Bu yurttaşların içinde iyi Partili seçmenler de var. Şimdi karamsarlığa düşme vakti değil en güçlü birlikteliği sağlayarak mevcut siyasi vasata aşan bir sandık dayanışmasını örme vakti.